sana demedim mi? Sabah bu gazeteler gelince beni uyandır diye. Ha, tabii Arzucuğum. Aslında senin resmini tam sayfa basmışlardı ama beklediler, baktılar ki sen kalkmadın. Senin resmini kaldırdılar, valiyle belediye başkanının resmini koydular. Aa bak, Arzu şeye bak. Valiyle belediye başkanının tam ortasına bak. Bak. Aa. Ay benim o iktirip kaktırdığım adamlar valiyle belediye başkanı mıymış? Ay çok çirkin çıkmışım Allah aşkına. Kapat, kapat, kapat. Ay o sen değilsin ki o Zekeriya Beyaz Hoca. Ay ilahi Arzuş, yani sen kendi resmini mi gösteriyorum zannettin sana? İlahi Arzuş. Yok canım, hiç öyle sanar mıyım? İlahi Arzuş. Abla benim bir işim var, hemen geleceğim. Ayla! Durun! Ay, durun! Durun, yapmasanız! Aa! Arzu! Yapma, ne yap? Arzu! Aa, şimdi eniştem duyacak, inecek aşağı. Vallahi biliyorsun uykusu bölündüğünde ne kadar sinirlendiğini. Faruk! Faruk! Faruk, yapma gözünü seveyim Faruk. Faruk, istersen sen 3-5 el havaya ateş et. Böyle bir sinirlerim boşalır. Hem silah da boşalır. Bu silah zaten boş Dilekçim. Bundan sonra da hep boş kalacak. Ya tamam, aile yadigarı bir tüfek ama yine de evin içinde kalması beni huzursuz ediyor. Bu yüzden götüreceğim ve daimi bir emniyet kilidi taktıracağım. Hiç kimse bundan sonra tehdiye basamayacak. Ya acaba birkaç gün daha beklesem mi diyorum. Hazır av mevsimi de başlıyor. Ve de evin içerisinde zarif bir ceylan gibi seken bir de baldızım var. Yok, taktır enişte, taktır. Emniyet kilidi taktır, hatta emniyet şeridi taktır.